tamam madde hangisidir? Batu! Bilinen en tamam madde ne? He? Tuhaf insan gel buraya! Sorun cevabını ver. Ne? Su atıp su atıp durma bana. Ne? Bilinen en tamam madde nedir? Aldım cevabı. Herkese selam. Yeni bir gün, yeni bir videoyla karşınızdayız. Bir saniye. Ben araştırmalarımın sonucunda bilinen en tuhaf maddenin ne olduğunu az önce buldum. Bir dakika ya. Bu kılın ne? Bunu niye böyle bir şey? Herkese niye açıklamak istiyorum. Çünkü ya, ben bir araştırma yaptım. Ya sanki bilim adamısın. Git düzgün bir şeyler yap. Bir araştırma yaptım. Fikirlere bak ya. Ya video başlatıyoruz, ne yapıyorsun ya? Tamam, bu kadar yeter. Bilinen en tuhaf madde su. Her neyse, basit bir şekilde oksijen ve hidrojenin karışımıyla olur. Git ben. Ben git. İşin tuhaf kısmı, hidrojen hangi gazla birleşirse birleşsin ortaya yine gaz çıkar. Ama sadece sıvı olarak oksijenle birleşince oluşur. Bak sen şalvanın içine. Gerçek aşk. Okulda da öğretildiği gibi vücudumuzun %70'i sudur. Elimizi kolaylıkla suya sokabilsek de suyu sıkıştırmak, elmas sıkıştırmaktan daha zordur. Ayrıca suya çok hızlı çarpmak, sert betona çarpmakla aynı etkiyi yaratabilir. Sen ne yapıyorsun? Allah belanı vermesin. Sen git önce elması sıkıştır, sonra suyu sıkıştırırsın. Suda birçok şey çözeldiğinden suya evrensel çözücü denirdi genellikle. Aa, benim çözemediğim bir problem vardı, onu suda sen çözdün mü? Ne? Ne? Çözülmez mi? Deneyelim. Deneyeyim mi? Sür gitsene. Bu saçma videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bizleri sevdiyseniz beğenin, yorum yapın, abone olun. Yorum yapmayı unutmayın çünkü bizim geliştirmemiz gereken daha birçok konu var. O yüzden yorumlarınızı bekliyoruz. Neyse ya, sonuç olarak abone olun, beğenin, yorum yapın. Beğenmediyseniz yorum yapın, abone olun. Gene yani her türlü destek olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun. Eyvallah. Görüşmek üzere. Yine bekleriz. Diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Ayrıca gülümsemeden geçirdiğiniz bir gün boşa geçmiş bir gündür. Gidiyor.